Tabii ki annesi kadar olmayız, çeyreği olmayız ama işte abi. Allah Allah, bir daha mı verelim acaba ya? Tamam. Ama sana bak mama versin. Doydu mu sesleri çıkmıyor. Şu ileride dükkanın önüne bırakmışlar. Dükkanın önünden de buraya getirmişler. Nasıl olsa tamam var ya. Kediyle ilgili benim başıma bir şey geldi. Şok olursun sanırım. Bundan bir 15 sene falan oldu. Teknem şurada duruyordu. Fırtınada batıyor teknem. Tekneyi de yani zor aldık. Bilezikleri sattık. Künyem vardı. Künyemi sattım. Zorlukla aldık tekneyi. Daha bir hafta kullanmadan tekne batıyor. Şu Koca Mustafa Paşa taşlarının orada gidiyorum. Ama bu olağanüstü bir şey anlatacağım. Gidiyorum. Ulan baktım. Kedi cüzdan gösteriyor bana. Ha bu renk kedi. Yemin ediyorum. Hani bunu yalan, niye yalan söyleyeyim ki? Şu renk, aynı bu renk bak. Miyav 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 cüzdan. Ulan dedim kediye bak ya. Kudurdu mu, ne yaptı dedim. Korktum kediden. Gittim. Çay içmeye, çay içtim falan. Birisi de bana dokunuyor. Kalk cüzdan al. Ya dedim ne oluyor bana ya? Çaycı dedi ki abi ne oldu, bir şey mi var? Ya dedim ne bileyim ya dedim. Bir tuhaf bir şeyler oluyor dedim. Kalktım ondan sonra. Dedim ya git bir cüzdana bak. Yemin ediyorum 120 lira ihtiyacım var, 120 lira var cüzdan. Buna inanmayan zaten kafirdir ya. Düşünebiliyor musun? Yani Allah Teala Hızır Aleyhisselam mı diyeyim, kedi mi diyeyim işte. Ondan sonra da hayvan sevgisi bana geldi. Ya ben o kediler o iş cüzdanı bulduktan sonra bana vesile oldu. Yani çok zor bakımı, kedi bakımı çok zor. Süt vereceğim yani mecbur. Yaşatmak için vereceğiz yani. Mecbur yaşanması. Çünkü onlar bayağı büyük. Yaşar yani. Ama bakmazsan ölür tabii. İki gün bakma ölür. Kolinin içinde kurtuldu. Soğuk olmadı ya. Bir de o tombiş geldi. Annelik yapıyor ana babası. O da sıcak tutuyor onları. Herhalde annesi zannediyor. Baba hem baba hem anne. Hem babalık hem annelik yapıyor babamız.